Bu. Çaldırırsınız. Benim paramı nasıl çaldırırsınız? Polise beni nasıl karşı karşıya bırakırsınız? Olur mu lan? Olur mu? Birden geldiler şef. Biz daha... Aha! Yani siz daha uyanmadan gelip rahatınızı bozdular değil mi? Çok iyi biliyorum. Orhan'ın işi bu. Başkası cesaret edemez. Hemen dağılacak Orhan'ın kaşanesini başına yıkacak... ...paramı ve mallarımı geri getireceksiniz. Benim odama girecek cesareti kendinde bulan o soyguncu budalayı polisin eline geçmeden ölü veya diri istiyorum. Yersin kurşunu beynine. Numaradan hoşlanmam. Kimsin? Ne arıyorsun buralarda? Baba! Çok hasta bu adam. Yaralı hem. Ben de görüyor ve biliyorum yaralı olduğunu. Ama sensin o, babana güvenme kızım. Dünya hali bu. Köye götürmeliyiz seni. Ne olmaz. Burası iyi. Tam bana göre. Sana göre ama bu halde burada kalamazsın. Kalırım. Geberir gidersin iki günde. Onun için gitmen lazım. Olmaz. Sana olmaz dedim. Katil misin, hırsız mı? Azrail gibi başımda dikilip ahiret suali soracağını... ...jandarmaya haber ver. Ne bekliyorsun? Jandarmaya! Boş midene bıçak altına yatılmaz. Herhalde açsındır evlat.
Bir iki lokma bir şey ye de kursağında bulunsun. Ancak denirsin. Biraz atıştır bakalım. Tam bir gün bir gece sayıkladın durdun. Ana baba diye. Fena basmışlar kurşunu, çok kan kaybetmiş. Bakalım nasıl çıkaracağız onu. Evelallah. Senin elinden kurtulmaz baba. Hazır mısın evlat? Evladım, yavrum, oğlum... Ana baba laflarını bıraktı. İşine bak babalık. Bismillahirrahmanirrahim. Tehlikeye koyma, doğru yoldan ayrılma. Baba, babacığım! Evlat, acıyor mu canım? Meret, doktor olsan bu korkaklığınla açlıktan ölürdüm babalık.
bakma. Seni uyurken korkutmak istemedim. Korkmadım. Size bir şey oldu sandım birden. Ya iyiyim. Çok iyiyim. Babanı bekledim. Köyden dönmedi bu gece. Sabah erken yola çıkarsam iyi olur. Gidiyorum da. Hayır, hayır gidemezsin. Daha iyileşmediniz ki. Babam bile sizi jandarmaya teslim etmek için iyileşmenizi bekliyor. Demek beni jandarmaya teslim edecek baba. Ben caydırdım onu. Merak etmeyin. Ben caydırdım. Kimseler arar etmem sizi. Bak, dinle. 4 aydır yalnızıyım. Herhalde buraya postu serip kalmama imkan yok. Ama... nasıl gidersin? Basmaya! Nasıl geldiysem böyle çeker giderim. İçimdeki şeytanla mücadele ediyorum. Daha öncelerde söyledim sana, çocukluğum çok berbat geçti. Ben buraların adamı değilim. Hayatınızı karartırım. Başınıza bela gelir benim yüzümden! Bela! Biz razıyız. Ben değilim. Babana söyle, gene gelip göreceğim sizi. Her şey için minnettarım. Bütün yaptıklarınız için. Yılmaz! Ben de seni erkek sanmıştım. Mert! Sapına kadar mert sanıp, evlat gibi sevmiştim seni. Dede olacağım diye de çocuklar gibi sevinmiştim. Ne demek istediğimi anlıyorsun, değil mi? Allah'ın izniyle Peygamber Efendimiz'in kavliyle nikahınızı kıydım. Mesud olun yavrular. Vay, vay, vay benim aslanıma! Ya ağlarsın sen evladım, ağlama benim kuzum. Ağlama benim aslanım, aslanlar ağlar mı hiç? Yok, 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 yok. İçme şunu evladım oğlum, içme işte! Çocuğun minicik ciğerleri kaldırmaz bu havayı. Ağlama yavrum sen, ağlama yürüyün. Oy, oy, ben gözlerim, ağlama. Kızım yeter artık, bırak şu çamaşır yıkamayı da attırma tepemi benim! Of! Baksana bu yavrucak durmadan ağlıyor, hasta herhalde bu çocuk! Bir şey yok baba! E ne diye ağlıyor öyleyse? Altı temiz mi? Az önce değiştirdim. Karnı tok mu? Parmak kadar çocuğu besleyemiyorsunuz ve selam! Besleyemiyorsunuz şu çocuğu be, besleyemiyorsunuz! Yarından tezi yok, gidip iş arayacağım İstanbul'da. İstanbul'da mı? Suyu mu çıktı buranın yani? Perişan oluruz, ne yaparız İstanbul'da? Yol bilmeyiz, iz bilmeyiz. Biliriz. Hem de çok iyi biliriz. Her çiçek kendi tarlasında boy verir evlat. Bırak boş lafı! Burada iki yakamız ne zaman bir araya gelecek? Ne zaman cebimiz para görecek? Merak etme, o da olur inşallah. Durup dururken olmaz. Olanların nasıl oluyorsa bizim de olur. Bu dağ başında hiçbir şey olmaz. İstanbul büyük şehirdir. Binlerce iş yeri var. Çocukluğumda çektiğim acılı günleri, perişanlığı kendi çocuğuma çektiremem. Nerede otururuz Yılmaz, ne yaparız? Köşede birikmiş biraz paramız olsa, hadi neyse! İsteyen kalır burada, mecbur değilsiniz gelmeye. Doğru söylüyor kızım, o buralarda yapamaz. Şehirden gelen adama güç gelir bizim dünyamız.
Of, of. Ne laf anlamaz şeylersiniz be! Hepimiz buraya tıkılıp ömrümüzün bitmesini bekleyeceğiz ha! Ömrümüzün bitmesini bekleyeceğiz! İstanbul'a göçeceğiz. Belli olmaz. Bir bakarsınız her şey çok değişir. İstanbul diyorsa İstanbul'a kızım. Çok seviyorsun Yılmaz. Büyük rakı. Hele bir öt bakalım önce, sesini duyalım. Ustabaşı oldun Yılmaz abi. Maaşın bir misli arttı. Lojmanlardan bir de kat, altına da kıyak, bir araba. Zengin olman işten bile değil artık. Nerede bu bolluk çabuk? Ne yani? 200 işçi benim emrime mi verecekler şimdi? Ne diyorsun sen be abi? Koca bir gazanen olacak bundan böyle. Abi doğru söylüyor çabuk. Artık bu müjdeyi sakın. Arkadaşlar, bu söyledikleriniz doğruysa en kral meyhane ve pavyonda paralar benden. (Gülüyor)
Tanışıyormuşuz gibi geliyor bana, ne dersiniz? Doğru. Gözüm ısırıyor sizi. Ergele seni! Tam 2,5 seneden beri taban yanmış it gibi koşturdum peşinden. Bakın şimdi ne yapacaksın? Söylesem bile alamazsın nasıl olsa. Neden alamayayım? Nefes, nefes, nefesin yetmez ya. Öyle mi? Üstelik her dalga çekmesi de uymaz bu vücuda. Meraklanma sen. Dalgıç bulunur paşam! Paralar ve mallar nerede? Vallahi Karadeniz'in dibinde mi?
Akdeniz'in dibinde mi hep karıştırıyorum, kusura bakma. Coğrafyam zayıftı da okulda. Bilirim seni. Soğukkanlısındır. Bir de ben okutayım da gör. Çok faydalanacaksın muhakkak. Dua edersin bana. Senin maymun yavrusu. Bırakın kollarını! Durun! Çekilin siz! Bu gece sakladığı yerden paraları alıp bana getireceksin. Sakın bir numara yapmaya kalkayım deme. Adamlarım seni adım adım takip edecek. Bilirsin beni. Yılmaz! Baba! Baba! Mani olamadım. Bir sürüydüler. Kızımı, torunumu götürdüler. Doktor bulmalıyım sana. Hayır! Sen karınla oğlunu kurtar, beni bırak. Benim yaram ağır, iflah etmem ben artık. Yazık, gül gibi geçinip gidiyorduk. Seni öz oğlum gibi sevmiştim. Sen de yıllar önce kaybettiğim babandın. Seni, karım, oğlum, hepinizi sevdim ben. İçeride masaya mektup bıraktılar. Giderken de yavrularımı söküp aldılar benden. Söküp aldılar. Allah! Çalışabilme ümidi varken, ne diye böyle kötülükler yapalım birbirimize? Vah vah vah! Öldürülmüş. Düşüncelerini gayet iyi anlıyorum. Bilmezsin belki, ben de Orhan Karaca kalmam. Ama şimdi şans sırası sende. Benim milyonlarımı bana teslim et! Ben de sana Orhan'ı tepelemen için fırsat vereyim. Hani şef, şu Yılmaz denen adam gelse de biraz hareket olsa diyor insan. Nerede hareket, nerede bereket? Uzak dur kadın da! Böyle bir lokmayı senden önce yiyecekler vardır elbet! Ay!
Gözünüzü dört açın. Bu ergeliğe güvenmeyin. Hakkınızdaki kötü sözlerimden dolayı beni affedin. Ve şunu unutmayın ki en küçük kalleşliğiniz hayatınıza mal olabilir. Babamızın evi değil burası. Gezmeye gelmiş gibi çıkamayız. Ne demek istiyorsun? Yukarı silahsız çıkamam. Babanın en akıllı oğlu sensin galiba. Yürü yoksa kanat takarım ha. Hadi iş başına. Çocuğum olsun istedim ama... Ne o hanımefendi? Birden günah nedik böyle? Ne o, beğenemedin mi? Beğenmez olur muyum hiç? Senden anne olursa benden de neler olmaz? Doğru, iyi yakılacak odun olur sende. Kırılaşmayın, gürültü istemiyorum.
Yılmaz geldi şef. Seviyor bu adam karısını. Çok da değişmiş. Geleceğini tahmin etmiyorum. Bir numara yapar mı dersin? Bu şakaldan her şey beklenir. Oyun daha bitmedi. Dikkatli olun. Oğlum ya. Baba! Bir şeyiniz yok ya. Doğrusu bu aile saadeti gözlerimi yaşartıyor. Bakın mallara, paralara. Bugün konuşuyoruz Sayın Yargıç. Paraları bu adam çaldı. Hepimiz biliyoruz bunu. İtiraz ederim Sayın Yargıç. Parayı ortakları bekliyordu. Bütün aile bu işe ortaktı. İtiraz kabul edildi. Kaçakçılık, soygunlar, cinayetler... kötülüğe bu kadar meyilli bir insanın doğru yolu bulmasına imkan var mı? Söyle, yanlış mı? Ölmüş bir kadında çocuk hakkında bu şekilde konuşulamaz. Onun hayatını istiyorum. Adalet ancak bu şekilde yerini bulacaktır. Müvekkilim yaptığı kötü işlerin cezasını sevdiklerini kaybederek kat kat ödemiştir. İdamını talep ediyorum. Hayır. Hayır.
yavuz bedeninizin yara yara. Yavuz geliyor yavuz bedeninizin yara yara. Kız ben seni alacağım başından vura vura. Kız ben seni alacağım başından vura vura. Yavuz, hadi abiler tazeden buyur. Al abicim bir tane çay. Tamam çay. Sen abicim içer misin? Evet. Tamam istemez. Al abicim. Sen al abicim. Tamam taze şimdi demedim yavuzsun. Yavuz geliyor yavuz da denize yara yara. Yavuz geliyor yavuz da denize. İçer misin abicim? Tavşan karnı namussuzum. Zatı devletiniz için demledik. Geçecek hale geldin demek. Ellerini kıralım da bir daha her yere uzatma. Ben bir şey yapmadım abiler. Biz de sana bir şey yapacak diye hiç kızartıyoruz. Yapmayın. İmdat! İmdat! Öldürüyorlar. İmdat! Ya üçkağıtçı, gene kaçacak fareleli arıyorsun. Öldürecekler beni abi, öldürecekler! Lan yap beni, vurma abi, hayal et beni vurma! Ah! Ah! Vurma yapma! Ay! Ay! Yap beni, kurtar! Öğren! Yap beni, öldürecekler abiciğim, öldürecekler! Bu adamı el kaldıran bundan böyle beni bulur karşısında! Doymadınız mı? Al arkadaş bu paraları. Sağ ol, param var. Biliyorum olduğunu. Bunlar da senindi zaten. İlk geldiğin gün aşırmıştım. Demek doğru söylemişler senin için. İki cana bakıyorum arkadaş. Ne yaparsın sen benim yerimde olsa? Bunlar benim zimmetimden çıktı. Koy cime. Ne kadar verdiler? 2 yıl. Dolandırıcılık, hırsızlık, dızdızcılık. Sen buradayken kim bakıyor onlara? Gene ben bakıyorum. İşte böyle. 3 senden, 5 ondan. İdare ediyorum. Allah yardımcın olsun. Kulun kölen olayım abicim öpeyim ki. İstersen yarın gece kaçmayı deneyelim. Ne dersin? Ha? Sonuna kadar çekeceğim cezamı. Sen de kaçmaya kalkma sakın. Namusunla çık buradan. İyi söylüyorsun ama imkansız. Var bende para. İkimize de bol bol yeter. Evdekilere de. Hadi. Hadi uyu artık. Hadi bakalım salla zarını. Yalıyoruz zaten bunlar yakalanacaksın. Gelen var mı misiniz? Gelen var. Toparlanın. Yavuz geliyor yavuz da denizin yara yara. Yavuz geliyor yavuz da denizin yara yara.
Kız ben seni anlatacağım başına vura vura. Kız ben seni anlatacağım. Hey çift başı. Sana söylüyorum, duymuyor musun? Sağırttın be adam. Ha, bana mı? Sporta oyununu ziyaretçim var. Etme be, benim gibi çulsuzu kim ziyarete gelecek? Her zamanki, ensesi kalın günü. Ya. Patronumuz Orhan Bey'in çok selamları var. Yakında çıkaracağım onu, merak etmesin diyor. Sağ olun. Eksik olmasın, sonra... Sonrası kolay. Buradan çıkabilirsem tabii. Çıkacaksın. İcap eden her şeyi yaptım ben. Orhan Bey seni çok takdir ediyor. Cebin bol para görecek. Kız kardeşinle beraber çeker gidersin bu memleketten. Fazla sancı çekiyorsun. Açık konuş da anlayayım. İçeride Yılmaz adında biri olacak. Biliyorum. Ne olacak? İşi bu naylon çorapla bitireceksin. Son işin bu. En kısa zamanda icabına bak. Kız kardeşine sıhhatinin çok iyi olduğunu söyleyeceğim. Düşünecek fazla bir şey yok. Senin için bir dakikalık iş bu. Aksi halde kız kardeşin ölmüş bil. Kardeşin! Kesemem. Kimin hesabına çalışıyorsun? Orhan'ın. Zenne Orhan'ın. Orhan. Başaramadım bu işi. Kız kardeşimin de sonu geldi. Olsun. Öldürecekler bizi. Hepimizi öldüreceğiz. Allah'ım nedir benim bu çilem? Sen bana yardım et. Elimden bir kaza çıkmasın. Ne olur öldür beni abi. Dayanamayacağım artık. Öldür, öldür de kurtulayım ne olursa. Defol! Öldürecekler. Kardeşimi de öldürecekler. Defol! Kardeşim. Göz açıp kapayıncaya kadar geçti 5 yılın Yılmaz. Artık şu andan itibaren cezasını bitirmiş, hürriyetine kavuşmuş bir insansın. Söyle bakalım, çıkınca ne yapmayı düşünüyorsun? Bilmiyorum Müdür Bey. Bir iş bulacağım elbet. Allah büyüktür. 5 yıl içinde göstermiş olduğun efendiliği asla unutmayacağım. Allah yardımcın olsun Yılmaz. Sizin de. Onun bu yumuşak haline aldanmayın. Karısını ve oğlunu kaybetmiş, hayata küsmüş bir insan ne kadar yumuşaksa, o da o kadar yumuşaktır. Onun için... Onun için bu adamı adım adım takip etmeliyiz.
bizi Orhan ve Tarık hedefine götürebilir. Çok zekisiniz şef. Ne istediğimi biliyorsun. Yemin ederim ki görmedim. Çok oluyor, 4-5 yıldan fazla. Öyle bir düşün bakalım. Şey, insan söylemez miymiş? Canının mermi çektiği belli. Bilmiyorum. Hiç kimse de bilmiyor. Kimden emir gönderiyor peki? Mavi melekle. Düşünme. Ne istediğimi biliyorsun. Anlıyorsun. Yemin ederim ki 5 yıldır görmedim onu. Bildiklerini anlat. Kim bu mavi melek? Mavi melek mi? Hı? Hı? Şey... Yani mavi melek. Hı? Münir adında biri var. O. Münir mi? Ne Münir'i? Hangi Münir? Münir işte. Üç kağıt Münir. Mavi melek o!
Tek başından git. Git beni sonundan etme. Mavi melek Münir ha. Nerede bulunur o zibidi? Zeytin Keçekondu bölgesinde kim aslında gösterirler? Aradın orada. Hapisten. Az önce Stavro'yu bastı, seni arıyor. Satma! Stavro Sıkı'yı görünce Mavi Melek Münir'in evine yolladı Yılmaz'ı. Yılmaz! Yetti artık be! Beni korkutacağını mı sanıyor aptal? Hemen koşup sana haber vereyim dedim. Şimdi ben sana çözeceğim. Ne istiyorsun bu çocuktan? Bırak! Bekle! Kaç para? Ne kaç para? Çaldığı şey. Bir şişe ispirto kaç para bilmiyor musun sen? Al da unut olanları. Aldın mı? Ver! Hadi ver! Mavi meleğim beni. Bakkal hala veresiye veriyor ha. Forsumuz var hala. Konuşsana. Cevap vermeye tenezzül etmiyor musun lan? Veresiye veriyor. Salak herifler be. Sokuyorlar içine bu mereti. Aç açabilirsen. Sanki bok var içinde. Gitti. Jet gibi mübarek, gözü dışarıda fettan kadınlara benziyor ama seni kimselere bırakmam benim mavi meleğim, gel! Yakaladım! Demek sen geldin. Beni gördüğüne memnun olursun sanmıştım. Memnun olmaz olur muyum hiç? O kadar memnunum ki... Elde şu şişeye... O kadar memnunum ki... Şu pis vücudunu ortadan kaldıramadım diye beni cehenneme sokup çıkardılar. Kız kardeşimi öldürdüler. Yaşayan bir ölüyüm ben artık. Seni gördüğüme o kadar memnunum ki... Bütün bunların intikamını birazdan nasıl alacağım senden göreceksin. Öldüreceğim seni! Bırak elindekini! Sarhoşsun! Başına bunları getirenlerden titreyip bana erkeklik taslıyorsun. Beni tava çalışma pis herif! Sonun geldi artık! Seni de onları da birer birer öldüreyim! Nerede şimdi söyle? Bilmiyorum. Arada bir bu velet için para bırakmaya gelirler. Ne zaman gelir? Kim gelir?
Kim olursa, her seferinde başkası gelir, kadın erkek. Niye para veriyorlar bu çocuk için? Başıma sardıkları belalardan biri de işte bu. Zavallı kız kardeşim, zavallı ben. Hadi defol git buradan, defol! Başımı belaya sokma benim! Bir daha kim için olursa olsun, sakın hırsızlık yapma. Bir daha yapmam. Seni zorlasalar bile yapma. Peki. Sana getirilen paranın hepsini Münir amcan içkiye mi veriyor? Evet ama bazen de o parayla yemek yiyoruz. Sen parayı getirenleri tanıyor musun yavrum? Leyla isminde bir kadın. Bir kere bu onunla konuşurken duymuştum da hep Leyla Hanım diyordu kadına. Para getirmek için ne zaman gelirler dersin? Bilmiyorum ki. Belki bugün, belki yarın. Demek Leyla yaşıyor. Niye cevap vermiyorsun? Hani tanımıyordun parayı getireni? Bir zamanlar erkek yüreği taşırdın. Şimdi kopmuş bir et parçası taşıyorsun yürek diye. Köpeklerin bile midesini bozacak bir yürek. Söyle! Zaman lazım. Gidip baktıktan sonra söyleyebilirim ancak. Ne kadar sürer? 1-2 saat. Bekleyeceğim. Peki. Yani gidin. Babam yok benim. Kusura bakma, bilemedim. Herhalde Leyla tanıyordur senin anneni. Yoksa Leyla'nın oğlu musun sen? Annem değil o benim. Bana para getirir ara sıra. Beni okşar giderken ama annem değil. Benim annem ölmüş. Çal bakalım. Ben bilemem ki çalmayı. Sen nereden öğrendin? Bir zamanlar eski bir değirmende bir babayla kız tanımıştım. Nur yüzlü bir baba. Bana o öğretmişti çalmayı da, yapmayı da. Yo, erkek dediğin ağlamaz evlat. Ağlamıyorum ki. Arkadaşların ağladığını görse ayıplar seni. Komşu çocuklarla oynamaz mısın sen? Hayır! Ne zaman yanlarına gitsem topal diye alay ediyorlar. Sonra hep babalarından bahsediyorlar, sevmiyorum onları. Bak, dinle! Neler çalacağım sana? Şimdi genç bir kedi. Bu da moruk bir kedi. Hepsi sahildeki benzinlik karşısındaki villadalar. Bahçede postu sermişler. Leyla ile Orhan'a da rastlamadım. Senin bu. Ben dönene kadar çalmayı öğrenmelisin. Beklerim ben. Dönünce siz öğretirsiniz çalmayı bana. Belki de hiç dönmem. Gene de bekleyeceğim ben.
Yok mu, yok mu? İnanlı olsun, yok mu be? Yok mu, yok mu? Vay vay vay, bizim ayaklı banka gelmiş gene. Hoş geldin. Yılmaz sana gelmiş, söyle nerede, çabuk! Para getirdin mi para? Paradan önemli şeyler var, Yılmaz'ı bulmalıyım. Gitti. Nereye? Cehenneme, benim de gideceğim yere. Münir! Sıktın be! Bıktım hepinizden, bıktım bu kirli işlerden, bıktım! Yeter! Yokum artık hiçbir işinize, yokum! Yaylan! Hadi yeter be, bıktım! Hayatıyla oynuyorsun bu yavrucağın. Yılmaz'ın bilmesi lazım, bu çocuk... Evet! Bu çocuk senin tarafından büyütüldü, biliyoruz. Sağır Sultan bile duydu bunu. Duymayan bir Orhan kaldı. Bir de o duyarsa... Sarhoş herif! Kaybedecek vakit yok, kendine gel! Anladın mı, kendine gel! Senin bu çocuğu gizlice büyüttüğünü bir duysa Orhan... ...ondan tırtıkladığın paralarla senelerdir bu çocuğa baktığını bir duysa... ...ha, ne yapar biliyor musun? Ha? Ne yapar? Ne yapar bu çocuğu büyüttüğünü öğrenirse Orhan, ha? Söyle bakalım, ne yaparmış? Kim bu bebek? Neden gizli gizli ziyaret ediyorsun bunu? Oğlum o benim! Benden olamaz! Babası yok buralarda! Kaç yaşındasın sen bebeğim? 7! 7 mi? Demek ki benimle yaşadığın bir sırada peydahlamışsın! Olmuş yoktu! Demek bana ihanet ediyorsun! Ayyaş olduğu kadar beceriksiz bir serseri... ...sahipsiz bir çocuğa yataklık edebiliyor demek. Demek burada buluşup bana kompas kuruyordunuz. Söyle! Söyle o Yılmaz iti nerede? Bilmiyorum. Bana bir şişe şarap aldı, sonra çekti gitti buradan. Söyle! Ay! Kaç Ömer, iskelenin yanındaki ihtiyar balıkçı Osman'a git, beni orada bekle, kov! Söyle! Ay! Ay! Söyle! Yapma! Söyle! Ay! Tutun şu iti! Bu kaltağı da getirin buraya! Okşayın! 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 Senden çıldıracağım! Çocuk? Okşayın! Kaçarak elimden kurtulacağını sandın ha? Ya. Ne dersin, antrenmana devam edelim mi? Leyla'yı bulmaya çalış. Orhan onun peşinden Münir'in evine gitti. Yılmaz! Geç kaldın Yılmaz, az önce gittiler. Seni daha evvel bulup konuşmam imkansızdı. Çok çektirdiler bana, çok çektirdiler. İçlerinde yaşadığım o pis insanlara benzememesi için ben büyüttüm Ömer'i. Oğlun yani. Ömer oğlundur senin. Oğlun? Oğlun ha? Evet Yılmaz, oğlun. Kaza gecesinden beri bir dakika bile ihmal etmediğim oğlum. Onu alevlerden çekip aldığım kaza gecesini hatırlıyorsun değil mi? Ne yaptığımı, nereye gittiğimi bilmeden koşuyordum. Orhan yok olmuştu. Arkadan polisler gelmişti. Tek kurtuluş yolu çocuğu gizleyecek bir yer bulmaktı. Ben de 5 yıldır bir anne olmanın özlemini çekiyordum. Ömer sahilde, iskele civarındaki balıkçı Osman'ın kulübesinde bekliyor. Oğluna koş artık! Eğer yetişemezsen, Orhan kaçıracak! Ömer! Ömer! Oğlum! Ömer! 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 Thank you.
Bu ne kibarlık dostum? Kapıyı vurmasan da olurdu. Hayrola, 5 milyonu çaldıktan sonra borç istemeye gelmedin herhalde. Ben kaybettiğim insanların özünü, sen de paranı alacaksın. Yeni bir numara mı yoksa? İşin önemini kavraman için birkaç saatim var. Şafak'la beraber her şey için çok geç olacak. Neden geldin bana? Kuvvete ihtiyacım var, çünkü... Devam et, çünkü... Çünkü ne bahasına olursa olsun oğlum için yaşayacağım. Beni hayata yeniden bağlayacak oğlum için. Söyle bakalım, önce ne yapacağız? Orhan, terk ediyor memleketi. Her şeyini kuruşuna kadar kaçıracak, Şafak'la hareket ediyor. Şafak'la mı dedin? Şafak'la. Oynuyoruz. İndirin şu sandıkları da mah cemalinizi görelim biraz. İşine bak sen. İşim buraya köpeklerin girmesine mani olmaktır. İndirin şunları. Bu çocuk, senin öz ve öz oğlundur. Anlaşıldı mı? İki dakika içinde burayı terk edeceksiniz. Ömer! Sana kavuştuğumu hiç ayrılmayacağımızı zannetmiştim. Ne olur baba, beraber olalım. Beni bırakma! Gitmek istemiyorum! İstemiyorum! Polisler! Davranın! Düğelim! Şöyle. Nereye gidiyoruz Münir amca? Şşş, çok konuşma!
Eskiden seni de babam kadar seviyordum. Başıma bir şey gelse Münir amca ne yapar yapar beni kurtarır diyordum. Halbuki şimdi... Şimdi? Ne olmuş şimdi? Şimdi babamdan sen ayırıyorsun beni. Anlamıyorsun Ömer, anlamıyorsun! Mecburum buna! İkimizin de işi bit... Bulun diyorum size, çabuk dağılın! Kendini denize atarsın, anladın mı? Hadi çıkar bakalım çocuğu! Yılmaz burada! Çocuk sayesinde kurtulacağım ondan, anlaşıldı mı? Anlaşıldı patron! Al bakalım! Yaklaşırsa bas kurşunu! Oysa senelerce benimle çalıştın, bir şeyler öğrenmen gerekirdi. Sadece alçaklığı öğrendim senden. Bu senin sonun artık! Yetti artık! Yetti artık, çık ortaya, yoksa oğlunu kalbına çevireceğim! Sana 2 dakika müsaade! Ortaya çıkmazsan vuracağım oğlunu! Oğluma hiçbir şey yapmayacağına söz veriyor musun? Ne sözü be! Elim düşsün, kır boynunu, çık ortaya! Ne sözü verecekmişim sana? Baba! Babacığım, çıkma! Ömer, oğlum! Korkmuyorsun değil mi? Korkmuyorum baba! Tabii oğlum, aferin, sen de baban gibi cesursun! Yanına gelmek istiyorum babacığım! Ben de istiyorum oğlum, yılların acısını çıkartmak istiyorum! Söyle çocuğa, bir adım daha atarsa vururum! Dur orada oğlum! Kımıldama! Oğlum, beni iyi dinle! Bu adam seni götürüp bir yerde bırakacak, orada tek başına kalacaksın! Sen ne olacaksın babacığım? Senin sevgini ebediyete götüreceğim yavrum! Koca dünyada yapayalnız kalacaksın! Çalış! Kuvvetli ol! Doğru yoldan ayrılma! Gitmeni istemiyorum baba! Yanımda kal! Bırakma beni! Sevgim... her zaman seninle olacak yavrum! Yeter, çık ortaya! Ömer! Allah'a ısmarladık yavrum! Bana güle güle dedikten sonra kapat gözlerini. Allah'a ısmarladık. Güle güle baba! Şaşmam! Bütün kötüler 7 canlıdır çünkü!